Şeker pancarı üretiminde önde gelen illerden biri olan Sivas'ta hasat zamanı başladı. Yeterli olgunluğa erişen pancarlar hasat ediliyor. Kuraklık ve Mayıs ayında yaşanan don olayları nedeniyle üreticiler rekoltede düşüş yaşadı. Rekoltede yaşanan %30 oranında kayıp üreticiyi üzdü. Pancar üreticisi Murat Sulakçı, don ve kuraklığın üretimi etkilediğini belirterek sezonun sıkıntılı başladığını söyledi. Yıllardır bu işi yapıyoruz ancak şu gelinen noktada maliyetlerin artması özellikle bu sezonda bizi zor durumda bıraktı. Hasatta da tabii biliyorsunuz son zamanlarda yaşadığımız kuraklıklar var. Bu kuraklıklarda pancar çiftçisi etkilendi. Çünkü 9 Mayıs'ta bölgemizde bir don meydana gelmişti. Bu dondan kaynaklı olarak bazı çiftçi arkadaşlarımız tekrar yeniden ekim yapmak zorunda kaldı. Ben kendi tarlamda da belli bir noktada çıkan pancarlar yandı ama bir kısmını artık kaybı o şekilde yeniden bir ekim yapmadık. Çünkü yeni ekim yapanlarda bayağı bir üretim kaybı oluyor. Dolayısıyla bu sezon bizim için sıkıntılı başladı. Sulakçı, artan maliyetlerden dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek gübre fiyatlarının geçen seneye göre 2 katına çıktığını dile getirdi. Geçen sene 2700 lira, 2600 lira civarında başlayan DAP gübresi bugün 7000 liranın üzerine peşin de çıkmış vaziyette. Şimdi neredeyse 3 katına geldi. Şimdi önümüzdeki sezona pancar çiftçisi sıkıntılı girecek. Mazot zaten şu anda biliyorsunuz 8.35 civarına dayandı. Son zamanlarda gelen mazota. Dolayısıyla yani şu anda çok büyük bir artan maliyetimiz var. Yetkililere seslenen Sulakçı, üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Biz özellikle yetkililerden beklentimiz şu, bu artan maliyetlere karşı bu çiftçinin yanında olması gereken yetkililerin bu çiftçinin sesine kulak verip bir can suyu dediğimiz desteklerin verilmesi lazım. Yani ben şu anda gördüğüm kadar en azından %30 düzeyinde pancar çiftçisinin şu anda rekolte kaybı var. Genelde yani ikinci ekim yapanları özellikle söylüyorum. Sivas'ta bu yıl 186.000 dekarda üretimi yapılan şeker pancarında yaklaşık 975.000 ton ürün elde edildi.